Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2019 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 13 Temmuz 2019 Genel Kültür. Soru 1. TÜİK verilerine göre 2018'de Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde kaç olarak gerçekleşmiştir? A 15,6, B 14,7, C 12,5, D 11,3, E 10,5. Doğru cevap B 14,7. Soru 2. Dünya ekonomisinin yaklaşık %85'ini temsil etmekte olan G20 platformu hangi yıl oluşturulmuştur? A 1999, B 2000, C 2004, D 2006, E 2008. Doğru cevap A 1999. Soru 3. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yaşanmıştır? A. 4. Mustafa, B. 3. Selim, C. 3. Ahmet, D. 2. Süleyman, E. 4. Murat. Doğru cevap C. 3. Ahmet. Soru 4. Porsuk Nehri kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulan şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Afyon Karahisar, B. Kütahya, C. Konya, D. Eskişehir, E. Denizli. Doğru cevap D. Eskişehir. Soru 5. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde de yer alan Friglere başkentlik yapan antik kentin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gordion, B. Hattuşaş, C. Efes, D. Hierapolis, E. Çatalhöyük. Doğru cevap A. Gordion. Soru 6. Uluslararası çalışma standartlarını belirleyen Birleşmiş Milletler Uzman Kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A. UNESCO, B. UNICEF, C. ILO, D. UNHCR, E. UNIDO. Doğru cevap C. ILO. Soru 7. Türkiye'nin ilk ve tek şehri hologram merkezi aşağıdakilerden hangisinde açılmıştır? A. İstanbul, B. Kastamonu, C. Bursa, D. Eskişehir, E. İzmir. Doğru cevap B. Kastamonu. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaz? A. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, B. Nemrut Dağı, C. Divri Ulu Cami ve Darüşşifası, D. Manyas Kuş Cenneti, E. Safranbolu Şehri. Doğru cevap D. Manyas Kuş Cenneti. Soru 9. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ayda ilk defa pamuk tohumu filizlendirmiştir? A. Almanya, B. Amerika, C. Çin, D. Rusya, E. Fransa. Doğru cevap C. Çin. Soru 10. Divan-ı Hikmet isimli eserin de sahibi olan Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi aşağıdaki ülkelerden hangisindedir? A. Türkmenistan, B. Özbekistan, C. Kırgızistan, D. Kazakistan, E. Moğolistan. Doğru cevap D. Kazakistan. Soru 11. 12. yüzyılda inşa edilen Kız Kalesi hangi ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır? A. Sinop, B. Mersin, C. İstanbul, D. Giresun, E. Çorum. Doğru cevap B. Mersin. Soru 12. Güneş enerjisiyle çalışan ilk havalimanı aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur? A. Mısır, B. Türkiye, C. Hindistan, D. Litvanya, E. Kosova. Doğru cevap C. Hindistan. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Asya kıtasında yer alan ülkelerden biri değildir? A. Tayvan, B. Nepal, C. Ürdün, D. Kamboçya, E. Libya. Doğru cevap E. Libya. Soru 14. Safahat adlı eserin sahibi olan milli şairimiz aşağıdakilerden hangisidir? A. İskender Haki, B. Hüseyin Suat,
C. Mehmet Akif Ersoy, D. Kemalettin Kamu, E. Muhittin Bahabey. Doğru cevap C. Mehmet Akif Ersoy. Soru 15. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlık sayısı kaçtır? A. 15, B. 16, C. 17, D. 18, E. 19. Doğru cevap B. 16. Soru 16. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Mayıs 2019'da Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurup bölgesinde başlattığı harekatın adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çelik, B. Çekiç, C. Fırat Kalkanı, D. Zeytin Dalı, E. Pençe. Doğru cevap E. Pençe. Soru 17. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 2019 G20 zirvesinde yer almıştır? A. İran, B. Endonezya, C. Yunanistan, D. Mısır, E. Kazakistan. Doğru cevap B. Endonezya. Soru 18. Türk Hava Yolları'nın uçak filosuna yeni kattığı B-78-9 Dreamliner tipi uçağa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Maçka, B. Fatsa, C. Bolaman, D. İkizdere, E. Sürmene. Doğru cevap A. Maçka. Soru 19. Aşağıdaki illerimizden hangisinin 4 coğrafi bölgeye sınırı vardır? A. Sivas, B. Kayseri, C. Konya, D. Yozgat, E. Bilecik. Doğru cevap E. Bilecik. Soru 20. İstiklal Marşımızın bestecisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Subhi Ezgi, B. Ahmet Irsoy, C. Ahmet Rasim, D. Osman Zeki Üngör, E. Hüseyin Saadettin Aren. Doğru cevap D. Osman Zeki Üngör. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.